Bak mesela şu anda burada hayat kurtarıyor. Merhaba dostlar, değerli arkadaşlar. Kusura bakmayın, video için geç bir giriş oldu. Pik ekranında biraz sıkıntı oldu. Şu şekilde söylesem anlarsınız herhalde. Rakan AD orman yapmak istedim. Takımda 2 tane daha orman yapmak isteyen arkadaş çıktı. Bunun orman sevgisinin nereden geldiğini anlam veremedim, doğrusunu söylemek gerekirse. Ellerindeki her şeyi alacağım, sonra da çöpe atıp güleceğim. Ama kısmen fena sayılmayız yani henüz. İlk kan döküldü. Red'den başladım. Red aldıktan sonra gagaları aldım. Normalde çok tercih edilecek bir şey değil ama yine de W skill'e hepsini havaya kaldırdığı için kullanılabilir oluyor. Çok saçma bir rünle girdim oyuna da. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Dediğim gibi Rakan'a AD oynayacağım. AD jungle yapacağım. Bugün Hüseyin'in çağırdayım. Hüseyin'e selam olsun. İnsanlar için büyü ateş gibi. Bizim içinse su ve hava. Rakan'ın konuşmaları çok hoş olduğu için sesi kısmadım. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Direkt sesi biraz kısayım. Benim bayağı hoşuma gidiyor aslında. Yakam yerinde, cakam sağlam. Şimdi onlar düşünsün. Herhangi bir şekilde karakterin skill'leri orman üzerinde kullanılmıyor gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Sadece W'süyle havaya kaldırabiliyorsunuz. Ve Q'suyla sadece hasarını vurabiliyorsunuz. W'nun bir şeyi çalışmıyor zaten. Bu ormanlara baktığımda özgürlüğü görüyorum. Müziği duyuyorum. Geri çekildi. Tamam kızma. Hakkımı nasıl ödeyecekler acaba? Şu çarın hasar olmadığı için... Henüz herhangi bir hasarımız yok ne yazık ki. Sabrım tükeniyor ha. Hadi. Bir rakip katledildi. Flash'ını aldık en azından. Böyle bir güzelliği oldu durumun. Ne kadar güzellik derseniz artık. 1100 yapıp AD itemini direkt almak istiyorum jungle iteminden. Önce dünya büyük. Hiçbir köşesini kaçırmak istemem. Benim farmı da gitti, tamam. Oradan da kurtulduk. Gördünüz, böyle tıkladıktan sonra bırakıyorsunuz yani içeri. Şimdi 1100'lük AD itemini almak istiyorum çünkü atak speed gerçekten fazla dediğim gibi. Lux mid'de ezilecek gibi biraz. Benim vahşiliğim büyüden geliyor. Şimdi bak şu adamın yaptığı şey... Neyse. Allah belasını versin deyip geçiyorum sadece. Nick falan da burada açıkta işte. Abuk subuk insanlar üzerine sinir katsayınızı atlamaya gerek yok ama bunu inkar ediyorlar. Ne yaparsınız ki işte. Elemanlardan bir tanesinin açıklaması çok ilgimi çekti. bilgisayarın başında arkadaş vardı, jungle aldı dedim. Oyunda iki tane jungle var. Üçüncüyü aldı yani adam. Göz göre göre. Arkadaşının da zihniyetine yani. Neyse. Umarım tez zamanda helak olur. Ya tapa yetişebilirsem çok güzel olacak. Kesinlikle kill çalma gibi bir derdim yoktu. Sadece şey yapmak istedim. Konuşmaları çok güzel çalıyor. Şu anda sadece keyif almak istiyorum gerçekten. Ne baktın kardeş? Burada koşacak mıydım ben? Evet, evet, evet. Koşacaktım galiba. Tabii. Evet. Yapma be. Bir rakip katledildi. Lane sonra neden lane'de bekliyordu bilmiyorum. İnşallah bir sebebi vardır ya. Ya şu anda gerçekten düşük bir elo, düşük elo videosu bu ama yani ne yapacağımı görmek için sabırsızlanıyorum. Tahta 5 falan herhalde yani, açıklaması yok. Az önceki hareketin açıklaması yok yani. Neyse. Bir rakip katledildi. Ne yapıyoruz? Böyle işleri takmıyoruz. Bu arada oyundaki tüm oyuncuları mute'ladım. Normalde yapmadığım şeyler ama dediğim gibi elo ne kadar düşük olursa dikkat mi? O ne? Yasuo da kesmiş sanırım. İşte budur ya. O neydi ya? O adam değmedi mi o? Değmedim o. Gerçekten değmedim ya. Rakan'ın ultisiyle şeye dokunmadım mı ben az önce? Şu kanatla vurma animasyonu şeye benziyor ya. Hani siz de benzettiğinizi mi bilmiyorum. Talyan o taş atarken ki şey var ya. Dansıma şahit olacaklar. Sonra da büyünün zevkini ve öfkesini tadacaklar. Bir rakibi katlettin. Siyah. Siyah. Bu yabanilik çiçeklerde de, böceklerde de var. Ama insanlar hiddetini görmüyor. Hadi. Aslında bu karaktere şey çıkılabilir. Şeyin çıkabiliriz ya. Yani bu elde göre rakip takıma bakalım da. Çok fazla AD'leri yok gerçi. Rakip takım böyle fazla AD olsaydı donmuş Valios tarzında bir şey çıkılabilirdi. Bu arada şu pasifinden gelen 25 saniyede 110'luk bir kalkan geliyor. Kötü bir değer değil ya. Orman dönmek isteyebileceğiniz bir karakter için. Sonra söndürmenize yardım edeceğim. Lux Bane lazım zaten. Her şeye 1,5 saniye sonra tepki veriyor adam. Ne olursa olsun ya, fark etmiyor. Ne olacağı, ne olduğu, ne olacağı fark etmiyor. Kesinlikle 1,5 saniye, minimum 1,5 saniye sonra tepkiler. Ben yine ne yapacağımı unuttum. İşe bak ya. Yine ne yapacağımı unuttum. Burada vision vermiş olmayı düşünmüyorum ben. Burada vision vermemiş olmam lazım. Ayıp. Doğruyu söylemek için bir çuval söze gerek yok. Ayıptır. Neyse base atayım. Base atak bakak. Ay niye hiç şaşıramıyorum rakipler falan ikileyince. Neden hiç olmuyor öyle bir şey. 1050 gerekiyor. Ben şundan gerçekleri söylüyorum. O yüzden hiçbir lafımı ciddiye almamak lazım. Bot lane'imizdeki iki çarplı arkadaş red almadan ben alayım. Rakip ormancı da almadıysa oyunda 4 tane çarp var anasını satayım. Pelerinimin ne kadar muhteşem olduğunu anlamıyor sanki. Olacak iş mi? Ne kadar ayıp. Ay dur, kafasına ping atmak demek. Demek kafasına ping atmak. Çok moda hareketler biliyorsunuz mesela. Yasuo öldü. Yasuo öldü. Nerede öldü Yasuo? Orada öldü. Buralarda birileri olabilir mi? Kolaçan etmek düşüyor. Düşeni kaldıralım. Aşkın için can aldım, gerekirse yine alırım. Orada kal. Gölgeleri def et. Bu yolda beraberiz. Büyük güvenli olmamalı zaten. Yakaladım. Artık kendimi koruyacağım. Öyle güzelim ki kendimi öpesim geliyor. Ay! Çok efsane oynadık. Çok efsane oynadık. Sadece şurada ekran kayınca misklik yaptım. Gerçekten çok hoşuma gitti yani orada olan şey. Rakan'a böyle şey istiyorum yani. Atak speedi fazla olsun ve birisini yakaladığı zaman bırakmasını istiyorum yani. Şu anda istediğim şey bu galiba tam olarak. Şunları alacağım ya. Daha çok atak speed. Milyonlarca atak speed. Kazza ya neredesin ya aşkım ya? Konuşmalar çok tatlı olmuş ya. Ya neredesin ya aşkım ya? Ama böyle samimi karakter olmuş yani şey değil. Hani öyle çok fazla böyle Starbucks beyefendisi olmamış. Şu Gromp'un başlardaki o kritik vuruşları can yakıyor yani. Önce beni görecekler, sonra da dansımı izleyecekler. Yasuo da işte Yasuo. Sıradan bir Yasuo. Dans ediyorum çünkü özgürüm. Şunlar fazla ya. Şunlar fazla vuruyor gerçekten. Yine de vurdu ya. Neyse. Şunu alırız geçer. Yampiri kardeş, yampiri kardeş dedim ya. O kadar çok yampiriye benzettim ki Gromp'u. Yampiriyi Gromp'a benzettim ama kastettiğim şey aslında alamet. Aşk insana acı vermeli. Dünya yüreklere korku salmalı. Hoşunuza gitmedi mi? Umrumda değil. Hadi! Hadi go, go, go. Bir rakip katledildi. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Bir rakip katledildi. Buraya kadar. Kendini aştı. Orada kal. Kalkan verip asist alayım bari. Vahşi büyü olmadan ne soyumuz devam eder, ne de geleceğimiz olur. Ya karakter dediğim gibi sadece bir orman itemi çıktık ve şu anda ya şöyle insan bak, bir insan şurada salsa aslında oh siktir, biri ulti attı, biri ısırdı. Yok olma keyfini yaşadım gerçekten az önce. Artık kendimi tutmayacağım. Şey ya, bu Lux'ın şey skininde var ya, Elementalist Lux'ta var ya, şeyler var. Fışkırt falan diyor böyle, fışkırt, püskürt falan diyor, avuk savuk şeyler koymuşlar. Seslenme de normal, hani güzel olmuş, ne bileyim. Evet. Üçlüyü bitirdik ama oyun da bitti ya hani. Zaya. 20 dakika. Şimdi bu böyle kaybolmasına sinir oluyorum ya. Sinir oluyormuş ya. Kıyamam. Güzel ya, ben gerçekten beğendim. Rakan Jungle bir de attığı gankler hani şey değil. Basit gankler değil. Normalde karakter support olduğu için zaten eğer yapabilirseniz takım arkadaşınıza 2 kere E ile 2 kere kalkan atabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla lane'e de hani kombolayabiliyorsunuz. Misklik. Normalde E ile E çift kullanabiliyorsunuz bu arada. 2 kere kullanabiliyorsunuz kalkan atmak için. Takım arkadaşınızın üzerine atlıyor bu arada Lee Sin gibi. Bak mesela şu anda burada hayat kurtarıyoruz yani. Gördünüz mü bilmiyorum yani ama çok da fazla iş yaptım yani orada. 4 kişiyi charmladım. Yasuo da kalkan açtı. Ve karşıdakiler de yani öyle çoluk çocuk değil. Bir şey anlamında, hero anlamında. Oynayanlardan yana garanti veremiyorum. Burası TR server hala. Allah belanı versin seni ya. İnşallah ölürsün itin oğlu. Dans ediyorum çünkü neyse, özgürüm. Lee Sin benzeri bir hareket yapmadı. Onun da çarpı var ama. Çarpının yanında kullandığı bir karakteri de var en azından. Otobüs geçiyor gibi ya. Lane'e gidince de böyle oluyor işte. Birkaç kere daha oynadım videoyu çekebilmek için. Denk geldiğim en güzel oyun, en mantıklı oyun buydu. Öyle düşünün yani. Geri kalan nasıl diye bir düşünün yani. Yani takımda 3 tane çarp var. Vay be, şu ormanın güzelliğini görüyor musun? Hadi. Orada kal. İşte budur ya. Kafamı ısırdı. Kafamı ısırmasaydı güzeldi her şey. Yani mahvolmuş da çıkabilirim diye düşünün. Yani atak speed coşturacaksak diye. Biraz hasarın olması daha çok işime geldi sanırım. Bu arada biraz boynum ağrıyor, kusura bakmayın. Uzun zamandır bu formatla herhangi bir video çekmedim ama Rakan'ın AD jungle'ına karşı herhangi bir oyun yoktu. Gerçekten yoktu bu arada hani. Sadece Türk YouTuber'lar arasında değil. Hiç böyle bir şey görmedim YouTube'da. Baktım. Videonun yüklendiği zaman isterseniz siz de bakın. Varsa da yazmayın ya, gerek yok öyle şeyler. Ve surrender. AD Rakan'ın jungle'daki hali böyle. AP çıkabilir misiniz? Çıkarsınız ama sanırım hasar tetikleyecek bir şeylere ihtiyacınız var. Yine Lich Bane falan tarzında. Çünkü karakter AP olduğu zaman düz vuruşları hani etki etmeyeceği için size sıkıntı çıkaracaktır orman dönme konusunda. Attığınız ganklerin daha güzel olacağını kesinlikle düşünüyorum bu arada. Ama AD'nin orman dönmesi az önce gördünüz ne kadar rahat olduğunu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu yani. Normalde uzakçı karakterler, bu arada aynen dediğim gibi karakter range bir uzakçı bir karakter. Bu tarz bir karakterin normalde orman dönmesi orman itemini bitirdikten sonra bir sonraki itemi bitirene kadar hala zor oluyor genel şartlarda. Hani Vayne'i falan filan düşünürsek. Direkt ADC nişancı olarak düşünürsek. Bir Queen bayağı rahat. Bir de Graves. Graves'in zaten kendi kendine otomatik kayıtlama sistemi var karakterin. Neyse. Bu şekilde aklınızda başka bir video fikri olursa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz de parmak falan atabilirsiniz. Yani kimseye laf etmeyiz. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz ya. Bir yerlerde bir seveniniz var. Kendinize iyi bakın.